kitap bugün itibariyle kitapçılara gitmeye başladı. Onu kısaca tanıtayım istiyorum. Çünkü iki haftadır biz hem ABC'de hem Tele1'de bir liberalizm tartışması da sürüyor. Murat Belge'nin risk altında akademisyenlere başvurarak bu ülkeden İngiltere'ye gitme çabasında olduğu öğrenilince bir yetmez ama evetçilerin, yani bu yarattıkları siyasal iklimde kendi ürünleri olan bu iklimden kendilerinin şimdi korkup kendilerine Avrupalarda yer aradığı, ki biliyorsunuz başka liberaller de daha önce değişik ülkelere gitmişlerdi, Stockholm'a gidenler vesaire. Oradan başlayan yararlı bir tartışma vardı. Tabii o yararlı tartışmaya Sevan Nişanyan gibi bazı isimler dahil olup işin içine itlaf gibi kelimeleri koyunca şirazesini kaydırdılar ama aslında yararlı bir tartışma yürüyor. Hem Merdan Yanardağ'ın Liberal İhanet kitabının çevresinde, hem Oda TV'nin haberiydi, Kırmızı Kedi'nin paylaştığı yayındı derken büyüyen, solda çeşitli kesimlerin de dahil olduğu, ulusalcıların dahil olduğu güzel bir tartışmaydı. Şimdi o tartışmaları değerli izleyiciler, aslında en köklerine giden bir ismi konu alan bir kitap var elimizde. İdris Küçük Ömer aslında bütün bu tartışmaların en merkezindeki isim. Bütün bu liberal fikirler yıllar önce İdris Küçük Ömer'in ikinci cumhuriyetçilik tezleriyle başladı. Sayın Zülal Kalkandelen de İdris Küçük Ömer'in bu ikinci cumhuriyet tezlerini inceleyip bugüne getirip bugünkü liberallerin neoliberal etkilerle güncellediği fikirlerin toplamını bir tarihsel süzgeç içerisinde inceledi ve önümüze Kırmızı Kedi'den İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri isimli bu kitap çıktı. Bu kitabı bir de iki haftadır zaten konuştuğumuz Liberal İhanet kitabıyla bir bütün halinde ele aldığınızda İdris Küçük Ömer'lerden Murat Belge'lere uzanan bu serbest piyasa sevicilerinin entelektüel hayata bir dönem iktidar destekleriyle de ambarga koyanların bugün ülkeyi ne hale getirdiklerini, o süreçteki rollerini görmüş olacağız. Bu bakımdan önemli bir inceleme. Önümüzdeki haftalarda da Sayın Zülal Kalkandelen'le buraya, stüdyoya kendisini konuk edip bu konuyu daha da ayrıntılı konuşacağız. Şimdilik bu kadar.